Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Shield Ball'un final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, artık oyunumuzun son bölümüne geldik. 16. bölüm. Bundan sonra güncelleme gelmeyecek diye biliyorum. Ya gelirse oynar mıyım? Oynamam muhtemelen. Zaten savaşta da son diye yazmış adamlar. Daha öncekilerde böyle bir şey yazmıyordu. Artık zaten oyun şey de çıktı. Erken erişimdeydi, tam sürüme de çıktı. Yani buradan sonra maksimum belki böyle ufak yama güncellemeleri falan filan bir şeyler atarlar. Son savaşımız bu. Şimdi bir başlayalım bakalım nasıl bir savaş. Allah, uzun sürerse savaşı 60 dakika mı anasının gözü. Aa, lan Roma'dayız ha. Senato'da şey, Senato'da diyorum. Neresiydi lan burası? Gerçi doğru, Senato. Senatörlerin olduğu yer. Ben neredeyim şu an? Ben ada mıyım? Ha, siz bana mı saldıracaksınız? Oğlum çok iyi yapmışlar lan. Hızlıca bir özet geçmek istiyorum şu an. Burada şey yaptım görünce. Şimdi tarihte normal şartlarda çok hızlı özet geçiyorum. Jules Caesar başa geçtikten sonra senatörler tarafından senatoya çağrılıyor. Ve senatoda senatörler tarafından bıçaklanıp öldürülüyor. Bu sahneyi de muhtemelen o yüzden yapmışlar. Ananızın. Aa, bizim adamlar dışarıda. Aynen, bak o sahneyi yapmışlar. Helal olsun lan. Adamlar iyi yapmış yani. Ama öleceğim ben. Öldüm. Ölmedim. Hadi aslanlarım, hadi aslanlarım. Bizim adamlar lejyoner bir de ha. Öldük mü biz? Ulan harbiden çok iyi yapmışlar şerefsizler ya. Normal şartlarda tarihte de böyle. Jules Caesar senatoda senatörler tarafından bıçaklanıp öldürülüyor. Çünkü tarihte şöyle bir durum var. Jules Caesar'ın olduğu dönemlerde bayağı bir şey oluyor. Olaylar yaşanıyor. O arada işte Jules Caesar'la birlikte aslında üçlü yönetim denilen bir sistem var. O sistem kullanılıyor falan. Sonra Caesar bütün gücü ele geçirip diktatör gibi bir şey oluyor. Senatörler de bu yüzden Caesar'ı öldürüyorlar. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Bunlar beni dinlemiyor mu? Ha, o zaman savunmaya adam basmadık. Neyse, burada savunma var zaten. Bu lejyonerler burada kalacak. Ben şu an şeydeyim değil mi? Aynen, senatodayız. Oğlum 1 2 3 3 takım var ha. En çok puanı biz. Birader az sakin. Az sakin, az sakin. Yanıma gel. Dışarıda kapışmam var hala. Ne oluyor lan? Oğlum gaza gel lan. Geri çekil, geri çekil. Gaza gelmeyin oğlum. Dışarıda zaten adamlar var. Birbirlerini yesinler. Ellemeyin ya. Bizim savunmaların hepsi öldü yalnız ya. Bu arada şayet Netflix aboneliğiniz varsa, Netflix'te Roman Empire diye bir tane şey var. Böyle belgesel tarzında bir güzel bir dizi var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Ama biz oğlum bu bölüm çok zor ha. Ben buradan çıkamıyorum ki. Burayı da salmak istemiyorum anasını satayım. Güzellik var. Ve bunlar bizden 3 kat daha hızlı para kasıyorlar. Ama bu olmaz. Ayıp. 3 kat da hızlı kasmasınlar parayı canım. Hadi iki kat neyse de. Haritada büyük baya. Şu içeriye savunma bırak. İyi de adamları girecek alacak şimdi orayı. Alamadılar. Kırarlar ki kapıyı. Bu bölüme baştan başlayabilirim. Kaldır arkadan. Gir bunlar arkadan. Adam beni poşet gibi fırlattı lan. Evet, öldük.
Bizim adamlar bunları keser mi? Keser. Kestiler. Helal lan. Dört tane savunma bırakayım buraya da. Beni bir sa... Oğlum çekil bir. Sen nereye mızrak atmaya çalışıyorsun lan? Bunlar bir yere bir nişan aldılar da. Gelen var demek ki. Oradan giriş var mı oğlum? Mal mısınız lan? Oradan giriş yok ki. Burada puan kasabiliyor muyum? Kasamıyorum. Mor 4 tane yer ele geçirmiş. Mor da karşımızda tam. Mor 5.'yi de aldı. Bu arada sarılar yok oldu. Kendi kendine çok güzel. Bir bayrak aldılar orada. Ya anasını satayım, herkes benim senotoya mı girmeye çalışıyor ya? Reis, sen bir arkaya git be, bizi bir sal. Bizim şeye giriyor adam bak, öbürü alacak şimdi orayı. Hücum 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 hücum. Adamlar bayrağı indirip biz öldük ki. Bunlar çok kalabalık ve bunlar güçlü. Bunlar normal piyade değil, bunlar mızrakçı. Tamam, bizim oraya saldıran yok şu an. Morlar çok geniş. Adamlar 3x para kasıyor. Bizim sıkıntımız o şu an. Allah kahretmesin. Ayağım kaydı ya. Yani ya burayı korumak için buraya deli gibi savunma basmam gerekiyor. Ya da şuradan sarıları indireceğiz. Ki ben bu sarıların yerini ele geçireceğim. Sarılar doğamadı galiba. Sarılar öldü mü lan? Ha, sarılar şurada kapışıyor. Öldüler sarılar. Başka bir yere ele geçiremezlerse. Ama şurayı almaya gidiyorlar. Aslında şu an asker kapasitemi arttırmam lazım. Kapının tamirine versek daha iyi de. 100 saniyede onarılacak kapı. Ya da 200'e şeyi açacağız. Şimdilik bir şey açmıyorum. Aha, sarıların bayrağı kalmadı. Sarılar ölür. Gerçi şurada bir yere ele geçiriyorlar. Morluyla aramızda çok fark açılmadan şey yapmamız lazım hızlıca. Aslında dur lan, şu sancaklı çocuğu açalım da, sürekli savaşıyoruz ya. Aha, geliyorlar bak bak. Hücum. Ben de sürekli adam basacağım. Oğlum adamlar bizim içimizden geçtiler. Niye böyle oldu bu? Öldük. Anasını satayım, biz hiçbir yere de geçiremiyoruz ya. Biz niye bu kadar güçsüzüz lan? Vallahi patates olduk ha. O değil, para da bitti. Ve sıçtık. Dışarıdayız, adamlar ağaya saldırıyor. Morlar kesin onlar. Yo, morlar değilmiş. Oo, burada kapının önünde kapışma dönüyor bir de. Morlarla bu renkler arasında. Şurada 3 kişi şunlara dalmaya çalışıyor. Şuna bak. Öldük galiba. Kestik lan. Tamam, elleme elleme gel. Oğlum paramız yok ki, ben para kazanamıyorum şu an. Elimizde sadece burası var. Sen nasıl girdin lan içeriye? Çakal. İndirin onu. Kapı kırık mı lan? Yo. O nasıl girdi? Niye kapatmadınız oğlum kapıyı? Ya bekleyip biraz para kasmaya mı oynasam acaba? Diğerleri dışarıda birbirini yese. Biz de şeyin tamir hızını arttırsak. Aç kapıyı, aç aç kapıyı. Kıracak adamlar kapıyı. Aç kapıyı. Abi biri içeri atladı lan. Oğlum adamlar içeri giriyor.
liderleri galiba. Kesin onu. Anasını satayım, adamlar kapıyı kırdı. Oğlum çok zor. Adamlar bizi dövdü. Hepsi girdi yani içeriye. Bizim kesinlikle hasar basmamız lazım. Çok pis dayak yiyoruz. Benim param bitti ki. Basacak adam kalmadı. Mızrak atın lan şunlara, bir şey yapın. Bayrağı kaldırmamız lazım. Adamlar... Bir canım var, ölecek. Öldüm. Yenildik galiba ya. Oğlum oyun çok zormuş. Adamlar hasar yemiyor kesinlikle. Param yok ki benim. Gel lan. Şu ortadaki kapışmaya baksana. Yalnız kapı tamir olana kadar sıçtık şu an. Bekleyeceğiz. Acaba full savunma mı bassam ya? Full savunma bassam tek başıma şey yapamam ama. Adamlar geliyor. Saldırı anında da kapı tamir olmuyor. Ben full savunma basacağım. Mızrak atsınlar diye. Savunmalar 20 gold daha pahalı ama. En azından içeri girenlere mızrak atacaklar. Öbür adamların hiç şansı yok bizim. 10 kişi bıraktım buraya savunma. Tamam, daha da bırakmayalım da. Abi ben biraz para kasmaya oynayayım burada ya. Kapının da bir tamir olması lazım. Buranın cam mamı yok mu lan? Dur bakayım şuradan. Burası kırılıyor mu? Kırılsa şuradan atlardım ha. Yani 10 kişi bıraktık da. Şu kapının tamir hızını kesinlikle arttırmam lazım. Ama önce biraz asker alacağım yanıma. Asker sayım da doldu, 10 kişi. Kimseye bulaşmadan benim gidip şey yapmam gerekiyor. Ama adamlar bize bulaşıyor ki biz bulaşmasak. 10 savunma bıraktım. Kapı kırılsa da bir şeyler yaparlar herhalde ya. Ya bizi bir salın oğlum. Vuramadınız da kimseyi zaten. Ya dayı. Allah'ım geri çekil, geri çekil. E kapıyı gene kıracak bunlar. Şey diyeyim, saldırmayın, bekle. Bayrağın altına gelsinler, bekle. Kırdı adamlar gene kapıyı. Mızrak atın lan. Lan mızrağı nereye atıyorsunuz oğlum? Kaldır. At. Mızrak atın. Oğlum adamlar lejyoner basıyorlar. Biz normal adam basacak parayı bulamıyoruz. Adamlar lejyoner basıyor. Sancaklıyı indir. Sancaklıyı. Param da bitti gene. Temizleyin şunları. Hasar basmaya devam ama burada hasar lazım. Gerçi para da lazım lan. 250'ye de para basarız ya. Şu an doğamaz mıyım? Bayrağı kaldırın lan. Doğamıyorum şu an. Bayrağı kaldır çabuk. Bizim gerizekalılar nereye gidiyor? Hadi oğlum, hadi oğlum. Zaten 3-5 tane şeyimiz var. Anasını satayım. Şuradan her seferinde hasar yiyorum. Sancakçı gel oğlum, sen manyak mısın lan? Ya ben bıraksam işte benim o 10 tane adam burayı tutamayacak. Sıkıntı o. Ya bir şey diyeceğim. Burayı ben salsam mı acaba ya? Yani fazla puan veriyor diye tutuyorum da para kazanamıyoruz ki. Çünkü burayı başkası ele geçirirse o savunmak için uğraşacak burayı.
Ben saldım orayı ya. Orayla uğraşmayacağım. Tamam, puan yüksek de yani. Dışarıda kapışmak bir tık daha mantıklı gibi. Çakallar da buraya bir sürü savunma bıraktı şimdi. Anasın. Geri gel. Sarıyla hiç uğraşamam. Alacaksa sarı alsın burayı. Asker kapasitemi arttırsam iyi olacak da. Para yok ki. Orada ne oluyor? Gene bir kapışma dönüyor burada. Ya aga, biz de bir yere geçirebilir miyiz ya? Ayıp olmazsa. Bu ne oğlum, her yerden birisi çıkıyor. Allah Allah. Ne senatoymuş be. Morluların yerini alayım bari. Adam kapasitemi mi arttırsam, kapı tamir hızını mı? Kapı tamirini boş ver. Ben adam kapasitesini bir arttırayım. Ya da hızlı doğmayı mı açsak? Ölünce 10 saniye beklemek yerine önce onu açalım. Çünkü tek bir bayrağımız var şu an. Hadi iki oldu şimdi de. Yok, riske atmamak lazım. Ben neredeyim? E'deyim. E nerede? E burada. Şurada D var. Ara sokaktan direkt D'yi de alayım. A'ya saldırıyorlar. Saldırsınlar. Uğraşmayacağım A'yla. Hem A'daki adamlar ölünce yanıma alırım onları da. Belki alamazlar lan A'yı. Belli olmaz ha. Bak A'ya doğru dönüyorum şu an. Dolanıyoruz oraya doğru. Yani bu rengi bitireceğim ben ha. A'yı alamadılar bu arada. Ya başka bir takım geldi, arkadan saldırdı kapıyı. Aha, şurada morlar var. Şimdi asker kapasitesini mi arttırırsak, altına mı bassam? Bence şunu açayım. Flama ele geçirme hızı da çok iyi olur lan aslında. Flama ele geçirme hızı basalım. Asker kapasitesini sonra arttırırız. A'ya geldim, dur bakayım. Kurtarabilirsek A'yı bir kurtaralım. Biraz toparlandık en azından. Aha, rengin bir tanesi elendi galiba komple. Şu an içeriye almaya çalışıyorlarsa onlar. Sarılar bir şeyler yapmış burada. İçeride ne oluyor şu an? Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Saldır. Bayrak bizim, bu rengi bitirelim. Tamam, bu renk öldü. Bir rengi aradan sildik. Biz burayı savunmaya çalışırken diğer tarafları gene komple kaybettik. Mor her yeri ele geçirdi lan. Gelin oğlum, şöyle bir toplanın şurada. Kendimize gelelim ya. Ya ben burayı direkt salıyorum. Şimdi aslında sarıya bir oynayabiliriz ufaktan ha. Sarıyı da bitirsek morla başa baş kalırız. Ondan sonra artık hiç uğraşmam vallahi kaleyle. Salarım mora. Alıyorsa alsın orayı. Dışarıdaki her yeri ele geçiririm tek tek. Zaten bayrağı da hızlı ele geçiriyoruz ya. Yani o özellik de var ya. Yürü, bekleme, yürü. Ya bu çakal da buraya savunma bırakmış. Geldi bir de beni vurdu kafamdan.
Beni öldürmeyin lan. İndir onu da gel. Şimdi asker kapasitesini bir arttıralım. Tamam, gelin benimle. Sürekli benim yerlerimi alıyor çakallar ya. Gidin dalacaksanız aya dalın oğlum. Neyse, bu bayrağı ele geçirme hızı bizim işimize yarar. Fazla vakit kaybetmiyoruz. Bu arada morunu çok fark açmış. Bu arada bu bölüm bir yarım saat falan oynarım. Bu şeyi bitirmeye çalışmam. Bitirince bir şey olacağını da zannetmiyorum şahsen. Dur biraz morluya oynayalım. Sarılı da sıkıntı yok da. Biraz morluya oynayalım. Korozanı basacağım bilerek hızlıca indirip kaldıralım şu bayrağı diye. Şurada morluyla sarı mı kapışıyor? Evet. Kim aldı? Morlu aldı. Elleme gitsin. Elleme kimseye. Kuş her yere savunma bırakıyor ya. Benim sancakçımı vuruyor bir de bak. Şimdi sancakçıya da full hasar basacağız. İşte bu 3-4 tane asker bile bize vakit kaybettiriyor. Gel 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 gel, hızlıca gel şu bayrağın yanına. Buradan devam. Başka nerede bayrak vardı lan? Burada var bir bayrak. Bu arada bayağı yer ele geçirdik. Sarılığın son yeri. Sarılı öldü. Sarılı da ölecek. Sarılı da elendi gibi. Şu arkadan çıkan morlu muydu, sarılı mıydı? Arkadan bir grup çıktı ama. Ha, burası da morlunmuş. Tamam, sarı da öldü. Morla başa baş kaldık. Çakal her yere asker bırakmış ya. Saldır 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 saldır. Şimdi aga, ben direkt lejyoneri açmalı mıyım? Bence kapının tamiri, gerçi kapı şu an çok önemli değil, orayı bıraktım zaten. Bayrak altındaki efektlerimizi bir açalım önce. Bekle abi. Aç lan lejyoneri de aç. Şimdi biz mordan hızlı ele geçireceğimiz için her yeri. Tabi savunmaları saymıyorum. Bu kuşlar bizi uğraştırıyor. Al, sarı ölmemiş hala. Valla ben öldü sandıydım. Ama ölür ya, çok dayanamaz sarı. Lan çakallara bak, ikisi de benim yerlere saldırıyor. A'ya saldıran yok bu arada. İşime gelir, A'dan iyi puan kasıyoruz. Yani sarıyla mor bana saldırmasa iyiydi de. Neyse, yapacak bir şey yok. İkisi birden saldırıyor bir de. Mora yetiştik ama bayağı. Hala önde olsa da. Direkt bastım. Bayrağı şöyle bak. %100 şey oluyor çünkü. Bayrağı indirip kaldırmamızı. Çok hızlı bir şekilde şey yapıyoruz. Ve şu çakal bizi oyalıyor sadece. Morlu. İndir onu da. Lan bak, benim şeyi vurup duruyor bre. Ölecek adam. Öldü lan çocuk.
Oğlum nefes alıyor gibisin. Öldü çocuk. 50 saniyede doğacak. Neyse dur, paramız var. Onun doğum süresini hızlandıralım. Hızlıca doğsun, o bize lazım çünkü. Sarılıyor bak lan sen. Hiçbir yeri yok, her yeri ele geçirdi arka arkaya çakal. Oğlum benim bütün yerlerimi ele geçirdiler 2 dakikada. Bir saattir uğraşıyoruz. Bayrak alacağız diye götümüz çıkıyor. İkisi birden bana bir daldı, yamulduk. Neyse hala en sağlam yer bizde. Aa, hala elimizde. Baksana oğlum, hala benim yerlere saldırıyorlar. Ben bir de bayağı hızlı ele geçiriyorum ha. A'ya saldırıyor. Saldırsın. Oradakiler de ölsün de onları da yanıma alayım. Şu an A'yı kaybetsem hiç üzülmem yani. Ben yine ne olur ne olmaz şunun tamir süresini bir arttırayım. Belki tutar bizim çocuklar. Kısaltalım tamir süresini. Daha hızlı tamir olsun. Ama zannetmiyorum orayı tutabileceklerini. Ki ölüyorlar zaten. Şu an bir kişi gitti. Bir kişi daha gitti. Neyse işime geliyor. Bayağı vakit kaybediyorlar orada. Morlular da onların arkasından dalarsa çok güzel olur. Bak orada güzel bir kapışma döner. Bu Orazan'ın süresini de bir azaltalım. 30 saniye yapalım. Ulan morlu bir araya benim arkadan sürekli yerlerimi ele geçire geçire dolanıyor ya. Bir tek C kaldı elimizde. Ulan morluya bak, harbiden aldı her yeri. Oranın kapısı hasarlı, ben geri alırım şimdi orayı. Kapısı hasarlı, kırık yani kapı. İçeriye savunma bırakmış bile olsa ben alırım ki çok rahat. Aslında burada morlu gibi her yere adam bırakmak lazım ha. Tamam, kafamıza mızrak yemedik. Buraya savunma bırakmamış. Aa, bıraktı. Yo, bu yeni mi spawn? Ne oldu lan bir anda adamlar? Ha, bu burada spawn oldu. İndirin aga. İndir. Ben de lejyoner basıyorum sürekli. Saldırın oğlum şu adamlar, hadi. Bak morluya bak, puştu ya. Bu benim yerlere dalıyor. Kapıştan sarıyla. Her yeri ele geçirdi çakal. İkişer üçer adam bıraka bıraka. Harbiden bak, 2-3 asker bile çok etki ediyor ya. Yavaşlatıyor ya. Vuramadı lan. Üstüne atlayacaktım adamı da. Atlayamadı. Evet bak, burada kesin böyle oynamak lazım. İndirin onu siz. Bir süreyi alalım. Adamlarına mızrak atıp durma lan. Adam beni alıp havaya fırlatıyor ya.
Bak her yere askeri bırak. Her yere. Kafamı mızrak yemesem iyiydi. Şurayı çabuk ele geçirin lan. Bilerek doğmayacağım şu bayrağı alsınlar diye. Alın bayrağı. Bir tane savunma bıraktım. Sarılı ayı almış yine. Kapısı kırık mı? Kırık. Dalarız. Alınır bu arada. Çok zor değil. Ben normalde oynuyorum oyunu. Bu arada zaten ayarlarda sadece kolay ve normal var. Normalde kolay değil zaten. Zor bak. Bütün düşmanlar bizden 3 kat fazla para kazanıyor. Oh. Ne oldu lan, düşman mı geldi? Oo, arkadan morlular gelmiş. Orazanı biraz boşa bastık gibi oldu ama. Hasar vereyim. Buradan ben yandan da mızrak atayım. Bak kafadan nasıl vurdum. Kendi adamlarımız da buraya vuruyoruz bu arada. Friendly Fire var. Kuşta bak lan, benim yeri alıyor ya. Kuşlamada nasıl asker alınamıyor ya? Alın oğlum, sizin olsun bayrak. Anasını. Tam puştu ya. Her yere adam bırakıyor. Nasıl vuramadım lan ben onu? Oğlum benim 1200 param var. Her şeyi kulleyelim. Ben de savunma bıraktım. Neyse arkadaşlar, kısaca Shield Wall böyle bir oyundu. Kendisi çok da sevdiğim bir yapım. Oğlum durun bakayım, bana müsaade edin, ben şöyle bir öne geçeyim. Böyle bir bitiriş konuşması yapalım. Güzel bir seriydi. Eski bölümleri izlemediyseniz şayet izlemenizi öneririm. Gayet güzel bir oyun çünkü. Çok farklı değişik bölümler vardı, mancınıkların falan olduğu. Böyle kuşatma gibi güzel bölümler vardı. Onları da izlemenizi tavsiye edebilirim. Bir serimizin daha sonuna geldik. Bundan sonra muhtemelen Warlord Britannia'ya başlayacağım. Emin de değilim, bilmiyorum. Bir anda Minecraft'a da başlayabilirim. Çünkü Minecraft bitince kanalın izlenmesi düştü bir anda. Bütün Minecraftçılar, yani sadece Minecraft izleyen manyaklar var. Oğlum azıcık farklı oyunlar izleyin. Beyniniz kare olacak. Neyse. Bu serimizin de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.